Gönül Pınarı. Merhabalar sevgili dinleyenlerimiz, TGRT FM'den, Gönül Pınarı'ndan sesimizin ulaştığı her yere ve herkese sevgilerimizi sunuyoruz. Yine bir Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sizlerle birlikteyiz. Tabii ki radyomuzdan sevgilerimizi sunuyoruz sevgili dinleyicilerimize. Üstelik çok özel, bizim için çok büyük anlam taşıyan bir aydan, Ramazan-ı Şerif ayından böyle bir merhaba demek, hayırlı akşamlar dilemek doğrusu. Hakikaten de çok güzel olsa gerek. Hocam ben dinleyicilerimizin adına size Ramazan-ı Şerif'inizi kutluyorum. Mübarek olsun. Efendim teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Bu i̇çinden vesile... geldi. Demek ki birinin içinden geldi hocam. Ya da birilerinin. Bu vesileyle biz de tekrar ediyoruz. Yine aynı şekilde. Tabii Ramazan-ı Şerif ayında bulunmamız sebebiyle Ramazan ayının bir bereketi. Rahmeti ve zaten hadis-i şeriflerde de bildiriliyor. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden azat olma diye buyurulmuş. Ama Ramazan-ı Şerif'in neredeyse ilk onu gitti. Neredeyse değil gitti. Arkasına ikinci onu, sonra üçüncü on. Ama sayılı günler... Hep öyle denir ya, hem çabucak biter falan diye. Evet, üçte biri bitti hocam. Evet, o da bitiyor. Hepsi bitiyor. Ömür bitiyor aslında da. Cenab-ı Hak onun için hepimize iman selameti versin. İnşallah. Bu dünyaya çok insan gelmiş. Daha doğrusu Cenab-ı Hak ezelde ruhları yaratmış. O ruhlar zamanı gelince yeryüzüne geliyor, bedenleriyle birleşiyorlar. Bir müddet burada kalıyor. Yani Allah-u Teala'nın dilediği miktar burada kalıyor. Kaldıktan sonra da vakit tamam olunca buradan ayrılıyor. Önemli olan bu bize tahsis edilen, bize ihsan edilen, bize verilen bu ömür sermayesini Allah-u Teala'nın rızasına uygun olarak kullanabilmektir. Cenab-ı Hak her şeyden önce bizi mahlukların içerisinde insan olarak yaratmış. Bu çok büyük bir nimettir, çok büyük bir devlettir, çok büyük bir saadettir. Solucan da yaratabilirdi. Ve Cenab-ı Hak diğer yarattığı mahlukatın içerisinde insana ayrı bir kıymet vermiş. Onları kendine muhatap etmiş, peygamberler göndermiş, akıl vermiş, irade vermiş, kendi emirleriyle muhatap etmiştir Allah-u Teala. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın emirleriyle muhatap olmak çok büyük bir nimet. Bu emirleri kabul etmek, yani imanla şereflenmek, Allah-u Teala'nın emrine ittiba etmek, mümin olmak, Müslüman olmak ise ayrı bir nimettir. Müslümanların içerisinde de doğru yolda kalabilmek, ehl-i sünnet itikadında olabilmek ve bu itikadı devam ettirip bu itikadla ahireti intikal etmek ise apayrı bir nimettir. Yani bir kimse, bir insan, iki Müslüman, üç Müslümanların içerisinde de bu 73 fırkanın içerisinde doğru yolda kalan ehl-i sünnet itikadında kalmış ise, Cenab-ı Hak bu kuluna namaz kılmayı nasip etmiş, oruç tutmayı nasip etmiş ve bu kuluna da yine bunların üstüne ilaveten bir de zenginlik vermiş ise, bu da apayrı bir nimet. Bu kul da Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde bu zenginliği, Cenab-ı Hakk'ın ihsan etmiş olduğu, emanet olarak vermiş olduğu bu malı, bedeni kullandığı gibi malı da Cenab-ı Hakk'ın emrine uygun olarak kullanacak olursa nimet üzerine nimet olmuş olur. Bugün de zaten konumuz zekat konusu. Hani hatıra gelebilir bizi dinleyenlerden. Efendim biz bu konuyu biliyoruz. Elbette ki biliyoruz. Zaten din nedir ki? Nasihattır. Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri aşireyn beşlerinden cennetle müjdelenmiş. Hazreti Ömer radıyallahu teala an Hazretleri bu zatı bir ordunun başında İran'a sefere gönderiyor. Komutan olarak. Ayrılırken nasihat ediyor. Ey Sa'd! Allah'tan kork. Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri korkmuyor muydu? Aşırı emin beşer.
Eshab-ı kiramdan. Sonra namazlarınızı dosdoğru kılın. E biliyor bunu Sahab-ı Nebi Vakkas Hazretleri. Bilmek değil ki. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ettiğinin nasiha buyurmuştur. Din nasihattır. Ve Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben müminlere nasihat et. Onların nefsi nasihat dinler. Dolayısıyla biz yolcuyuz. Yolcular birbirlerine yardımcı olması gerekir. Zaman zaman yolda unuttuğumuz şeyler olabilir. Bildiğimiz halde. Yolda lazım olacak herhangi bir şeyi unutabiliriz. Gaflete dalabiliriz. Madem ki biz yolcuyuz, birbirimize yardımcıyız, birbirimize destek olmamız gerekir. Öyleyse o kervanda bulunan birisi bir şeyi unutmuş ise kervandakilerden bilenlerin bunların hatırlatması gerekir. Hatırlatmazsa hainlik olur bu ürün. Hainlik olur. Hepimize lazım olan nedir? Son nefeste iman ve bu dünyadan ayrılabilmektir. E imanımızı korumak ve kollamak hepimizin vazifesidir. Bu konuda hepimizin birbirimize destek olmamız şarttır. Dua ederek, bildiklerimizi naklederek eğer doğru yoldan ayrılma durumu veya gaflete düşme durumu söz konusuysa birbirimizi ikaz etmek suretiyle yolumuza devam edeceğiz. Nerede? Yol bir yerde bitecek nasılsa. Yol bir yerde bitecek. Nerede bitecek? Ruhlar alemindeydik, ana rahmine geldik, dünyaya, dünyadan kabire, kabirden mahşere. Mahşer son durak mı? Hayır değil. Mahşer son durak değil. Son durak ya cennettir ya cehennemdir. O son durağa kadar bu devam edecek. Son durağa kadar devam edecek. Cenab-ı Hak cenneti ve cehennemi son durak olarak yaratmış, ikisini de ebedi kılmıştır. Dünya ebedi değildir. Belli bir zaman için gönderilmiştir. Belli bir devre burada kalacağız. Hatta zaman zaman kitaplarda okurken enteresan şeyler rastlıyorsunuz. Bu din büyüklerinin böyle hoş güzel sözleri oluyor ki. Böyle ilk etapta insan kavrayamıyor falan. Ama sonra düşünüyor, tekrar tekrar okuyor falan. Hakikaten diyorsun ya. İşi özetleyivermişler. Mesela İslam alimlerinden bir zat diyor ki, dünyayı ahmaklar olmasaydı dünyayı kimse imar etmez. Ne demek bu diyeceksiniz efendim? Nereden çıktı bu? Yani ahmaklar olmasa dünyayı kimse imar etmez. Şimdi bakıyorsunuz daha yakın zamanda Türkiye'de bile hatırlayacağınız gibi bu baraj yapıldı da bir şehir su altında kaldı ya. Hı hı. İşte bir sürü kazılar yapıldı. Efendim işte daha önce burada medeniyet yaşamış falan işte büyük bir şehirler kurulmuş falan. Onun gibi niceleri kuruldu. O asırda yaşayan o insanlar da dünyayı imar etmeye, dünyaya yön vermeye kalktılar. Ama ne oldu? Şehirlerde gitti, kendilerde gitti. Daha sonraki gelen insanlar da ben düzelteceğim, bu şehri şöyle yapacağım, burasını da şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Yaptı ve o da gitti. Bir deprem oldu, bir bilmem ne oldu, bir su baskını oldu, o da gitti. Bizden öncekilerin hepsi bir düzen vermeye kalkmış, imar etmeye kalkmış ama hiçbirisi baki değil. Niye? Hani bu İslam alimleri buyuruyorlar ya, ahmaklar olmasa dünyayı kimse imar etmez. Gerçekten öyle. Onlar dünyayı iyi tanımışlar. Dünyada lazım olacak kadar, lazım olacak şeyleri ve insanlara zulmetmeyecek, eziyet vermeyecek şekilde iyi bir şekilde değerlendirip, iyi bir şekilde kullanıp o şekilde çekip gitmek lazım. Mesela bizim ecdadımız, Osmanlı olsun, Selçuklu olsun, onların ben dikkatimi çekmişti. Kalıcı olarak yaptıkları şeylere bakıyorsun. Camileri kalıcı yapıyorlar. Çeşmeleri kalıcı yapıyorlar. Köprüler. Ondan sonra köprüler, medreseler, yani insanlara devamlı surette faidesi olan yerleri, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, bunları taştan yapmışlar. Kendi oturdukları evleri tahtadan yapmışlar. Yani bir ömür 60, 70, 80 sene bilemedin. Zaten kendi ömürleriyle beraber o evlerde çekip gidiyor. Evlerine vermemişler aynı kıymeti. Ha onlar yaparken de yine aynı şekilde insanlar rahatsız olmasın, itici olmasın. Yani benim mahallemden, benim sokağımdan geçerken bir estetiği olsun diye o tahtaları da göze böyle tırmalayacak şekilde de hoş görünüm şekilde yapmış. Ama onun ömrünün ne kadar olduğunu da biliyor. Onun ömrünün ne kadar olduğunu biliyor. Fakat camiyi 300 sene, 500 sene, 600 sene, 700 sene dayanacak şekilde yapmış gitmiş. Çünkü orada devam ettiği ibadet yapılacak. O dünyaya kıymet vermek değil, dünyayı imar etmek değil. O bulunduğu halde bile emr-i maruf yapmaya devam ediyor. Yani Allah-u Teala vardır, Allah-u Teala'nın gönderdiği son din İslamiyet'tir. O İslamiyet'te namaz diye bir emir vardır. İşte o namaz bu camilerde eda edilir. Yeryüzünün her yerinde eda edilir de orada da eda edilir cemaat halinde. Bunu simgelemişler ama ona emek vermişler. Onun dışındakilere emek vermemişler. Niye? Çünkü dünya fani. Yani geçici. Belli bir süre. Bugün senin, yarın bir başkasının. Evet. Bizim bugün İstanbul'daki bu Yeni Bosna'da TGRT'nin tesislerinde. Burası kim bilir 100 sene önce tarlaydı belki de. Kim bilir burada ne emekler veriyordu. Adam buğday ekiyordu, bostan ekiyordu, bilmem ne yapıyordu. Bugün bir bina var, bir televizyon veya radyo burada yayın yapıyor şimdi. 100 sene sonra ne olacak? Bilmiyoruz ki 100 sene sonra ne olacak. Doğru. 100 sene sonra belki de gene tarla olacak. Veya başka bir şey olacak. Başka bir şey yapılacak, edilecek falan. Ha netice itibariyle hepsi geçici.
Efendim ben imar edeyim, ben düzene sokayım da kimse bir şey yapmasın. Yok. Her gelen bir başkasının yaptığını beğenmez. Yok, bu olmamıştır, şöyle yapayım. Ve herkes bir şey yapmak için uğraşır ve netice itibariyle gider. Din büyükleri bir şeye dikkati çekiyor. Herkese yaptığı her şey sorulacak. Bunu niçin yaptın? Niçin ama? Niçin? Evi niçin yaptın? Villa yaptın, köşk yaptın, saray yavrusu yaptın. Niye? Niçin? Niçin? Maksadın ne? Ha, Mimar Sinan'a da soracak Allah-u Teala. Bu camiler niçin böyle yaptın? O cevabı hazır. Ne diyecek? Diyecek ki ya Rabbi uzun süre senin kulların rahat namaz kılsın diye. Geç diyecektir. Tabii kalbine bakacak Allah'a. Geç diyecek. Evini niçin böyle yaptın? Taştan yaptın böyle. Saray yaptın, saray yavrusu yaptın. Yani senin mevki, makamın, ne bileyim bir devlet mi temsil ediyordun, bir milleti mi temsil ediyordun? Yok, öyle bir özelliğin de yoktu. Niye yaptın bunu? Niye yaptın? Efendim yapmayacak mı? Yapacağız ama Cenab-ı Hak soracak bunu, niçin yaptın diye. Herkes yaparken onu hazırlaması gerekir. O soruyu hazırlaması gerekir. Efendim yeni giysiler giydim, yeni elbiseler giydim. Allah-u Teala soracak. Yani üzerinde görmesini sever Allah-u Teala eğer elinde varsa. Ama Allah-u Teala diyecek ki niçin giydin? Soğuktan korunmak için, sıcaktan korunmak için. Ya Rabbi senin verdiğin nimetleri üzerinde göstermek için, yani nimetini göstermek için. Ve sana böyle yeni güzel elbiselerle ibadet yapmak için. Niyetini düzeltmesi gerekir. Bu güzel bir niyet. Elbette kitaplarda bu şekilde yazılı. Yani elbiseyi giyerken de İslamiyet'in izzetini, şerefini korumak ve o temiz güzel elbiselerle Allah-u Teala'ya daha iyi ibadet yapabilmek. Ve bu niyette de sabit kalmak lazım. Yarın ahirette sorulacak. Bunlar niye böyle yaptın? Sonra yiyecekler, çeşitli yiyecekler yiyorsun. Allah-u Teala soracak. Ey kulum bunları ben yarattım. Tamam, sen zahiri benim yarattığım sebeplere yapıştın ve netice itibariyle de o sebepler vasıtasıyla ben sana bunları gönderdim. Bunları niçin yedin? Ya Rabbi işte zevk için. Ha diyeceksin, bizi dinleyenler de hatırına gelebilir. Allah Allah, insan zevk için yer mi? Öyle dönemlerde gelmiş Fatma Hanım. Bu mesele bilmiyorum hiç o Roma tarihine. Benim merakıma mucib olurdu. Mesela Bizans yıkıldı, Roma yıkıldı, Osmanlı yıkıldı. Bu yıkılış sebeplerine bakıyorsunuz falan. Hep Allah-u Teala'nın bildirdiği yoldan hep çıkmışlar. Yani kendi nefislerinin azgın, taşkın isteklerine mağlup olmuşlar. O Roma'nın da öyle bir dönemi olmuş ki, artık insanlar çılgınlık üstüne çılgınlık yapıyor. Yemekleri sırf zevk için, ağız tadı için. Yemekleri yerlermiş. Ağızda o lezzeti şaptan sonra böyle onu sana onu birden ishale dönüştürüp birden atıp tekrar yemek için. Yani adamlar sadece yemek için yaşıyorlar. Ay Allah'ım. Çok ilginç hocam. Sadece yani, yemek için yaşıyorlar. Metabolizmalarını da bozuyorlar böylece. Evet evet. Sadece lezzet için. Sırf o lezzeti tadabilmek için. Tekrar o lezzeti tadabilmek için adamlar kendilerini işkence ettiriyorlar. Kesinlikle. Tamam, doğru, işkence tabii. Doğru. Ama Allah-u Teala böyle bir yeri yaratmış. Neresi? Cennet. Orada onu imha etme durumu söz konusu değil. Yani Cenab-ı Hak öyle bedenler yaratıyor ki orada çeşit çeşit aklınıza hayalinize gelmeyecek buyuruyor Cenab-ı Hak. Nimetler, yiyecekler ihsan etmiş. Onları yediğiniz zaman dünyadaki gibi sıkıntı çekmiyorsunuz. O yok olup gidiyor zaten. Yiyorsunuz hemen yok oluyor zaten. Tekrar yiyebiliyorsunuz. Tekrar yok oluyor. Tekrar yiyorsunuz. Tekrar yok oluyorsun. Yok oluyor. Dolayısıyla sonsuza kadar hep öyle kalacaksın. Dolayısıyla Cenab-ı Hak cenneti böyle yaratmış. Dünyada insanlar arzu ediyor ki böyle bir yer yok mu? Var. Cennet. Var. Ama gidiş yolu belli. Ama o yol çok dikenli. Çok engelli. Cenab-ı Hak da böyle yaratmış. Çünkü oradaki sonsuz. Dünyadaki sonlu. Evet. Dünyadaki verdiğimiz olduğu beden de sonlu. O da yıpranacak şekilde. Ve Cenab-ı Hakk'ın dünyada verdiği her şey sonlu. Mesela mal. Sonlu mu? Sonlu. Bugün zengin olan yarın fakir olabiliyor mu? Oluyor. Oluyor. Dün aziz görünen bugün zillete düşmüş. Zelil olabiliyor. Bunun misallerini her zaman görmemiz de mümkün. Öyleyse Allah-u Teala bize bir mal verdiyse bu bize emanettir. Ne yapmamız lazım? Emanetçi ne yapar Fatma? Emanet edilmiş ya. Emanetçi sahibinin dediği şekilde hareket eder. Size gelmiş birisi diyelim ki torbalar içerisine, hadi bugün torbalar belki çok kimse bilemez, küçük küçük torbacıklar. Geç naylon torbalar var. Hı hı. Naylon torbaların içerisine koymuş diyelim ki 3'er 5'er altın veyahut da içerisine para koymuş. Üzerine yazmış bu falana, bu falana, bu falana, bu falana, bu falana, bu falana sana yüzlerce torba bıraktı. O şekilde içinde paralar var. Bunları işte bu üzerindeki yazılan yerlere ver dedi. Sen eline mi geçirdin? Dedin ya benim elime geçtikten sonra ben niye benim kendim harcarım dedi. Ne oldu? Hainlik etti. Halbuki senin vazifen neydi? Emanetçiydin. Emanetçinin vazifesi nedir? Kendisine emanet demiş. Kime verecek falan? Ha, sahiplerine vermek.
Allahu Teala bir kuluna mal ihsan etmiş. Nedir? Emanettir. Vücut da emanettir. Mal da emanettir. Öyleyse o emaneti yerli yerinde kullanması gerekir. Bugün sen bunu ben kazandım, o benimle mi kazandı dersen, Allahu Teala sana o malın geliş yollarını bir keser. Bugün zenginsin, yarın fakir olabilirsin. Birden iflas edersin, tepe takmak edersin. Nitekim bunun misalleri pek çok. Çok, evet, hele günümüzde daha da fazla. Evet, günümüzde daha da fazla. Galiba diyorlar ki siz de fazla gittiniz. Hadi, kısa bir ara. Hay hay. Peki. Gönül Pınarı devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, Gönül Pınarı TGT FM'de devam ediyor. Yine birlikteyiz sizlerle. Radyolarını ilk defa açan ya da bizimle birlikte olan dinleyicilerimiz bilsinler ki TGT FM'deler. Onlara da sevgiye saygılarımızı sunuyoruz yine. Hocam, en son ifade ettiniz ki, gerçi görüyoruz gazetelerde, medyadan takip ediyoruz. Hakikaten de bir gün çok refah içinde yaşayan birisi bir başka gün, bir sonraki gün hakikaten de çok zor durumlara düşebiliyor. Doğru, elinde her şey kalmıyor. Elindeki her şeyi kaybedebiliyor. Onun için şiire rastlamıştım da çok hoş ifade ediyor. Fazla uzun değil. Diyor ki burada, bu vücudun mülkü elden çıkmadan, çarhı felek bu binayı yıkmadan, sureti mana bir aradayken, yani beden ve mana, ruh ikisi beraber, İki alem de elinde var iken, hubbu dünyayı, dünya sevgisini yüreğinden gider. Ta alasın can aleminden haber. Haramdan sakın, farzı yapmaya bak. Farzı yapmazsan olur halin harap. Evet, etleyi vermişler uzun uzun. Ki genellikle mesela bu tip şeyler, bu gönül ehli dediğimiz isimsiz nişansızdır ama işte Allah dostları tarafından. Temiz gönüllerden. Evet, temiz gönüllerden. Bunlar uzun uzun böyle sayfalarca anlatacağımız şeyleri birkaç beyt içerisinde özetleyip bitiriveriyorlar. Ve bütün mesela din büyüklerinin, gönül ehlinin hemen hemen hepsine bakıyorsunuz. Hepsine bakıyorsunuz. Bizi bir noktaya doğru çekiyorlar. Nedir o da? Gönülden Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukatın sevgisini çıkarmak. Zengin mi oğlum? Ya zenginlik elinde olsun, kalbinde olmasın. Harca bitir. Allah'tan emrettiği şekilde. Cenab-ı Hak seni menetlemiş ki, yani güzel evde de otur, güzel elbiselerde giyir, güzel arabalarda da kullan. Ama bunları kullanırken de niyetini düzelt. Çünkü herkes niçin sorusuna cevap verecek. Herkes ama istisnasız. Kim olursa olsun. Buna hazırlanmamız gerekmektedir. Şimdi efendim, önceki bölümde bir şey ifade ettik de, İslam alimleri kitaplarında anlatıyorlar. Çoğumuz elimize bir para falan geçtiği zaman hemen böyle, ya bunu işte benimle kazanmadı, nasıl vereceğim, nasıl edeceğim, nefsimizin vesvesesine kanarak cimrilik ediyoruz. Halbuki onu bize kim verdi? Efendim ben çalıştım, tamam. Allah'tan öbür kul da çalıştı. Ama Cenab-ı Hak onun için rast getirmedi. Seninkini rast getirdi, sen zengin oldun. Peki Cenab-ı Hak seni değil de öbürsünün işini rast getirirdi, o zengin olurdu. Evet. Bu mümkün değil mi? Mümkün. Nitekim olmuyor mu? Oluyor. Sen rotaya girmişsin, şey yapıyorsun falan, bakıyorsun, ondan sonra nefsin seni habire itiyor. Allah'tan emrettiği şekilde onun emrine uygun olarak çalışmayı terk ediyorsun, zekatı vermiyorsun, emirleri yerine getirmediğin için. Bu sefer haram helal demeden artık öyle bir hırs ki, çalayım çırpayım sadece bende olsun istiyorsun. Nereye kadar? Hani derler ya, yalancının omu yasıya kadar yanar. İşte çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçünün üstünde tepe taklak gider. Onun hesabı olur.
Ve netice itibariyle bir gün o da tepe taklak gider. Velev ki efendim elinde malı mülkü kalmış olsa bile Cenab-ı Hak öyle şeyler musallat eder ki, öyle şeyler musallat eder ki çok malı olur fakat istediğini yiyemez. Nitekim öyleler de var. Mesela şeker rahatsızlığına yakalanmıştır. İstediğini yiyemiyor. Bazıları mesela çok zengindir ama Cenab-ı Hak iştah vermemiştir. Böyle 3-5 kişi onun önünde yemek yiyecekmiş de öyle onlara bakacak ondan sonra bir iştah gelecek sonra yemek yiyecek. Adam da para gani ama yiyemiyor. Ve istediğini yiyemiyor. Veya başka bir hastalık vermiştir. Evladına başka bir hastalık vermiştir. Ve istediği gibi de rahat edemiyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın rızasına uygun olarak biz hareket etmezsek ya Cenab-ı Hak onu yedirtmez bize ya da başka hastalıklar musallat der ağzının tadı olmaz. Halbuki Cenab-ı Hak'ın emrine uygun hareket edilmiş olsa idi Cenab-ı Hak daha fazla verecekti. Daha başka şeyler de gelecekti. Onun için mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin. Mallarınızı zekat ile koruyun. Çünkü bunlar sizdeki kötülükleri ve hastalıkları defeder. Hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin. Mallarınızı zekat ile koruyun. Hastalıkları sadaka ile tedavi edin. Mallarınızı da zekat ile koruyun. Eshab-ı kiram aleyhimdan efendilerimize karşı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle sohbet ederken yüksek sesle tabii anlatıyorlar. O anda bir Hristiyan da geçiyormuş oradan. Yani Müslüman değil adam. Peygamber Efendimiz bu şekilde böyle buyurunca mallarınızı zekat ile koruyun. Allah Allah diyor. Zekat verince diyor mal korunur muymuş diyor. Adam kendisi tüccar. İthalat ve ihracat tüccar hem de. Yani bir şekilde biraz mal çıkacak elinden. Hı-hı. Mal çıkarken nasıl kazanç sağlanabilir diye mi düşünüyor acaba? Şimdi Peygamber Efendimiz de peygamber olduğu tabii hep duyuluyor ve biliniyor. Adam kendi kendine diyor ki dur bakayım bir deneyeyim diyor. Eğer bunu söylediği gibi doğru çıkarsa diyor hakikaten diyor bu peygamberdir. Ve bunun dini de haktır. O zaman bunun dinine girerim. İşte elindeki sermayeyle şey yapıyorlar. Kaç deve veya at hazırlamışlarsa yüklüyorlar. Bir ortağı alıp götürüyor. Mısır'a gidiyor. Orada satacak. Onun yerine başka şeyler alacak. Ticaret yapıyorlar. Yani ithal, önce ihraç ediyor. Sonra ithal ediyor. Tabii aradan zaman geçiyor. Kervan gideli epey bir zaman olmuştur. Bir haber geliyor. O kervandan. Giden kervandan. İşte eşkıya çevirdi. Kervanda ne var ne yok hepsi gitti. Tabii haber gelince diyor o zatın söylediği doğru değil. Doğru değil diyor. O zat dedi ki diyor. Yani mallarınızı zekat ile koruyun. Ben verdim diyor. 40'ta birini ayırdım fakirlere dağıttım diyor. Ama ne oldu diye eşkıya diyor. Kervanı çevirmiş benim mallarım da hepsi gitti diyor. Demek ki diyor bunun aslı yok. 2-3 gün sonra ortağından bir mektup geliyor. Ortağı diyor ki bizim diyor malların yüklü olmuş olduğu develerden bazıları hastalandı. Dolayısıyla onların tedavisi için bütün diğer bizim malların yüklü olduğu develeri ve atların hepsini durdurduk. Kervan gitti. Öbür kervan gitti. Biz diyor birkaç gün onların tedavisiyle uğraşınca diyor öbür kervanı diyor eşkıya vurmuş. Fakat bizimkinde bir şey olmadı diyor. Biz şimdi sağ salim Mısır'a ulaştık. Malları güzelce sattık. İyi de kar ettik. Güzel de alışveriş yapıyoruz. Ve yüklü bir şekilde de dönüyorum diyor. Ya. Aa diyor o zatın dediği doğruymuş diyor. O zatın dediği doğruymuş. Ondan sonra koşarak gidiyor ve Müslüman İslamiyet'te de şerefleniyor. Yani bu açık seçik net bir şekilde de bellidir. Mallarınızı çünkü bunu söyleyen Allah-u Teala'nın Habibi. Hadi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında müşrikler bile Muhammedül Emin diyorlardı. Peygamber olarak peygamberliği kendisine bildirilmeden önce de bunu söylüyorlardı. Hatta Peygamber Efendimiz'e peygamberliği bildirildikten sonra müşriklere sorulduğu zaman bu zat hakkında ne dersiniz, nasıldır, ne şekilde denildiği zaman söyledikleri söz şu. O doğru sözüdür. Hiçbir zaman yalan söylemez. Bunu net bir şekilde hep söylüyorlardı. İtiraz etmiyorlardı. Hı-hı. Ama iman etme noktasına gelince orada itirazları söz konusu oluyordu. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yalan söylemediğini Mekke'li müşrikler de biliyorlardı. Şimdi bir kimse Müslüman olmuş. İslamiyetle şereflenmiş. Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki o benim peygamberim. O bana şefaat edecek. O zat buyuruyor ki mallarınızı zekat ile koruyun. Zekata gelince yanaşmıyorum. Bunun ne biçimmiş? Hem sen diyeceksin ki o benim peygamberimdir. Ben onun dinindenim. Ve o zat buyuracak ki mallarınızı zekatla koruyun. Sen zekat vermeyeceksin. Olur mu bu? Nasıl ittibadır, nasıl bağlılıktır, nasıl imandır? Allah-u Teala muhafaza buyursun. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçiyor. Namaz kılın, zekat verin. Mesela Bakara suresinde geçiyor. Namaz kılın, zekat verin.
namaz kılın, zekat verin. Yani çok yerde zekatla namaz yan yana geçmiş Kur'an-ı Kerim'de. Namazla zekat yan yana geçmiş. Şimdi zekat mal ile yapılan bir ibadettir. Ama kolay değildir. Cenab-ı Hakk'ın mal vermiş olduğu müminlere Allah-u Teala kolaylık ihsan etsin. Cenab-ı Hak yardımcılar olsun. Kolay iş değil. Çünkü nefs gibi bir düşman içlerinde bekliyor. Evet. Hemen rahatlıkla diyecek ki bir dakika dur ne yapıyorsun sen? Sen bu kadar emek verdin ne götür aynı şekilde. Ben yemedim falan ye. Ondan sonra bunu söylettirir. Senin de çoluğun çocuğun var. Çocuklar var işte bunlar şunlar var bunlar var. Her birinin ayrı bir ev lazım falan. Onları evlendirdin torunlar var falan. Bitmez o torunun çocuğu var falan. Eğer ömür varsa hepsini dedirtir durur. Dedirtir durur. Şimdi kolay değil de bu malın elinden çıkması. Hatta şöyle bir hadise naklederler de vaktiyle. İşte Basra taraflarında büyük bir zat. O asırda yaşayan bir mümin de o zatın işte büyük olduğunu, evliya olduğunu duymuş. Gideyim demiş ben de onun talebesi olayım. Geliyor o zata efendim diyor. Ben de diyor dergahınıza kabul eder misiniz? Talebinize kabul eder misiniz? O zat diyor ki hayır. Öyle deyince efendim ne olur falan başlamış yalvarmaya. Aa diyor sızlıyor falan. En sonunda o zat diyor ki peki diyor bu kadar istiyor musun? Evet diyor istiyorum. Peki diyor ne dersek de yapacak mısın? Yapacağım efendim diyor. Söz mü diyor söz. Peki diyor evinde sakladığın o 100 altını götür diyor Dicle Nehri'ne at. Eyvah. Adam hanımından bile gizlemiş. Hanımından bile gizlemiş onu. Kimse bilmiyor, şafak atıyor. Meğer adam cimrinin biriymiş. Yani böyle bir hastalığı var. Özür dilerim. Adamda cimrilik hastalığı var. Eyvah 106. Peki diyor gidiyor söz verdi ya. Ertesi gün sabah namazından sonra o 106'nı almış, gitmiş Dicle Nehri'nin kenarına. Bir kesedeki altına bakıyor, bir suya bakıyor. Attı mı gitti yani suya. Nerede bulacak onu? Ya gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor falan derken bir tanesini güç bela atıyor. Geriye 99 kalıyor. Ne zamana kadar tamamını bitirebilmiş biliyor musunuz? Akşama kadar. 106'ını akşama kadar. Hepimiz tabii. İçin geçerli hocam. Yani tabii. Hakikaten. Yüzüncüyü dağıtınca sevinene koşmuş geldi. Hocam demiş hepsini attım. Attın mı demiş ya, attın mı demiş. Akşama kadar demiş yüreğimizi ağzımıza getirdim. Meğer o zat habire dua ediyormuş. Onun duası bereketiyle zorla atıyormuş. Ama kolay mı? Kolay mı öyle mal alıp vermek, atı vermek? Onun için mesela böyle zekatını hesaplayarak verenlere ben gıpta ediyorum. Hakikaten gıpta ediyorum. Allah bana yardımcı olsun. Cenab-ı Hak mübarek kılsın. Mesela Hazreti Osman radıyallahu anh hazretinin o cömertliği, o verişi falan böyle insan gıpta ediyor. Bir de Cenab-ı Hakk'ın cömert olarak yarattıkları var. Cömert olarak yarattıkları var. Fatma Hanım onlar böyle almaktan değil de vermekten zevk alıyor ya. Enteresan bir şey bu. Yani insan birisine bir şey aldığı zaman sevinir. Aa dervişi bana bir şey verdi falan. O da başkasına verince seviniyor. Aynı lezzetin kat kat daha fazlasını o hazı duyarak veriyor. O da Cenab-ı Hakk'ın öyle seçkin kulları. Onun için mesela buyuruyor ki cömertlik kökü cennette olan bir ağaçtır. Dalları dünyaya ulaşmıştır. Mesela bir gayrimüslim bile eğer cömertse Allah-u Teala'nın kullarına, Allah-u Teala'nın mahlukatına cömertçe veriyorsa, yediriyorsa, içiliyorsa, ihsanda bulunuyorsa bu kimse Müslüman olmasa bile Allah-u Teala bunun önüne defalarca fırsat çıkartırmış Müslüman olması için. Yani çok güzel bir huy, cömert olmak. Elbette. Musa Aleyhisselam Firavun tabi tanrılığını ilan ettiği için ya Rabbi diyor bunu suda boğ. Allah-u Teala buyuruyor ki duanı kabul ettim. Ama diyor Firavun'un bir adeti varmış. Binlerce böyle hayvan kestirir her gün ve binlerce kazan kaynatır. Belli bir kimsenin ve yani birçok insanın karnını doyururmuş her gün böyle. O kazanlar kaynanır, o hayvanları kestirir ve insanlara ikram edermiş bu adam. Allah-u Teala buyuruyor ki Musa Aleyhisselam, duanı kabul ettim ama diyor şimdi değil. Çünkü diyor o benim kullarımı doyuruyor. Benim kullarım buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya iman etmese bile de cezasını verecek kendisi çünkü. O diyor kullarıma aş veriyor, ekmek veriyor. O bu adetine devam ettiği müddetçe ben onun ruhunu almam. Suda da boğmam buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya ulul azm bir peygamberdir Musa Aleyhisselam. Öyle bir peygamber Allah-u Teala'ya dua ediyor. Madem diyor ya Rabbi diyor bu sana ortaklık koşuyor, boğ bunu suda. Allah-u Teala diyor ki tamam duanı kabul ettim. Ama diyor o buna devam ettiği müddetçe boğmam onu. Yani öldürmem onu diyor. O buna devam ediyor. Firavun'u bile. Evet Firavun'u. Niye? İnsanlara yardım ediyor diye. Hı hı. Dağıtıyor diye.
Ve öyle bir enteresan durum söz konusu. Bir kıtlık gelmiş. O kıtlıkta da Firavun ilk defa demiş şunları kesin. O yedirdiklerini kesiyor. Tepe taklakta gidiyor. Tamam, ondan sonra da bu oluyor. Bilmiyor tabii neyin nereden olduğunu. Bilmiyor neyin nereden geldiğini. Tepe taklakta gidiyor ondan sonra. Suda da boğulma hadisesi ondan sonra zuhur ediyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın kullarına yardım etmek, Allah-u Teala'nın kullarına bir şeyler vermek çok büyük nimettir. Peki ama bu bilgi açısından da böyle midir hocam? Evet. Yani hani bir şeyler öğretmek, bir şeyler vermeye çalışmak. Aynıdır. Ya da bilgisini, tecrübesini paylaşmak da bu cömertlik sınıfına girer mi? Mesela zekat tabirini kullanmışlar onda. Yani bildiklerini başkasına vermek. İlmin zekatı da o öğrendiklerini insanlara aynı şekilde vermektir buyuruyor. İnsanlarla paylaşmaktır. Yoksa onu hapsetmek değil. Niye? İslam alimleri bir ömür tüketmişler. Hem de mum ışığında o kadar kitap yazmışlar. İmam Gazali Hazretleri doğumundan vefatına kadar hesap ediliyor her günü için. 18 sayfa düşüyor. Niye yazmışlar ki? Niye yazmışlar bunlar? Doğumundan ölümüne kadar hesap ediyorlar. Yani daha dünyaya gelir gelmez her günü için 18 sayfa. Her günü için. Uf, 18 sayfa. Biz her gün 10 sayfa okuyamıyoruz. Ya. Ve yazdıkları da hüccetli senetli ha yazdıkları da. Her gün için vefatına kadar. Yani bütün ömrünü her güne 18 sayfa düşüyor. Niye yazdı? Bunu diye yazdık. Ki bahsetmiştiniz hocam değil mi? Hayatının belli bir döneminden sonra. Evet, belli bir dönemden sonra yazıyorlar ona. Evet. Ama niyetleri Allah-u Teala rızası olunca Cenab-ı Hak onlara zamanı da genişletiyor, yardımcılar da ihsan ediyor falan. O kısa zamanda bir ömre sığmayan işler yapabiliyorlar. Bir ömre sığmayan işler yapabiliyor. Geçiyor bir tarafta Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimiz'i dinlediler. Peygamber Efendimiz'i dinlediler. Müslüman oldular. İslamiyet'i öğrendiler. Mesela onlar cepheden cepheye koşacağız diye vakitler olmadığı için yazamadılar. Habire gittikleri yer durmadan anlattılar onlar. Nereye kadar gittilerse, dünyanın neresine kadar gittilerse gitmişler ve anlatmışlardır. Aha Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu anh hazretleri Medine-i Münevvere'den ta buraya gelmiş. Sadece buraya mı gelmişler? Kafkaslara gitmişler, Hindistan'a gitmişler, Balkanlara geçmişler. Ta Kuzey Afrika'yı baştan başa geçerek Endülüs'ü geçmişler. Dünyanın her tarafına gitmişler. Gidebildikleri yere kadar. Mesela zaman zaman ben onların hayatını okurken diyordum ki ya Rabbi şu asırdaki imkanlar onların elinde olmuş olsaydı. Aha gitmedikleri yerler olmazdı. Ya şu vasıtalar onların elinde olsa, onların o günkü vasıtaların en hızlı vasıta nedir? Attır. Başka da yok yani. Devedir kullandıkları. Deve de her tarafta olmadığına göre kuzey yarım küreye geçtikleri zaman at kullanacak. En hızlı vasıta da o. Başka da yok. Bugünkü gibi bu motorlu vasıtalar olsa veyahut da uçan vasıtalar olsa onlar bırak dünyanın herhangi bir yerini yani neredeyse bir diyelim ki solucanın girdiği deliğe bile girecekler, tebliğde bulunacaklar yani o derece. Sayıları ne kadar bunlar? Neresinden bakarsan 150 bini bulmuyor bunların sayıları. Ama dünyaya yayılıvermişler. Azim ve istek olunca evet. Demek hocam yani yapılmayacak şey yok. Ondan sonra ikinci kuşak tabi'in de yani birinci kuşaktan dinlediklerini habire şakır şakır durmadan yazmışlar. Durmadan yazmışlar. İşte İmam Azam İbani Hazretleri ikinci kuşak, Hasan Basri Hazretleri ikinci kuşak. Yani tabiindendir bunlar. Şakır şakır durmadan yazmışlar bunlar. Niye yazmışlar bunlar? İşte İmam Şafii Hazretleri, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri, İmam Malik Hazretleri durmadan yazmışlar bunlar. Talebe yetiştirmişler. Yani hapsetmemişler. Ne yapmışlar? Hep vermişler. Vermeselerdi olur muydu? Gelir miydi? Bize ulaşır mıydı? Elbette ki olmaz. Gelmezdi ve ulaşmazdı da. Ve Allah-u Teala da bir kuluna bir mal verdiyse fazlasını istememiş. 1/40. Çünkü fakiri 40 kişide bir kişi olarak yaratmış. Fakiri 40 kişide bir kişi olarak yaratmış Cenab-ı Hak. Ve o yüzden mi 40'ta biri veriyor? Evet 40'ta biri veriliyor. 40 kişide bir kişi. Cenab-ı Hak ona göre veriyor. Zaten o 40 kişide bir kişiye bu şekilde böyle gerçek muhtaçlar bulunmuş olsa dinen bildirilen ölçüde fakir kalmaz. Ha insan haristir. Ne versen doymaz. Bende bir şeycik yoktur. O ayrı mesele. Dünyanın hepsini verirsin. Bir dünya yine, daha. Bir dünya daha. Ben daha önce Balıkesir Gönen'de öğretmenlik yaparken orada birisini tanıyordum falan. Adam mandıraşlık yapıyor. Bakıyordum süklüm püklüm giyiniyordu falan. Biz öğretmeniz falan. Bize derdi, aa dedi hoca keyfiniz gıcır. Böyle güzel giyiniyorsun falan. Adam yaşça büyüktü falan. Adamcağıza dedim ki, ya dedim Allah'tan kork ya. Apartman üstüne apartman dikiyorsun dedim ya. Neyimiz var hoca bizim dedi. Neyimiz var? Ama dedim ya. Cuma günü dedim. Cuma günü sen dedim, haber ver de. Şu cami dedim vaaz edelim dedim. Mendil açalım. Sana 3-5 kuruş yardım toplayalım bari. Ha şimdi mal geldikçe o sıkıyor. Yiyemiyor, giyemiyor falan onlara şey yapıyor. O da kendi elinde kalmayacak tabii bir gün. O da kendi elinde kalmayacak. Ve kalıyor mu Fatma Hanım? Nice öyle zenginler görmedik mi? Öldü gitti. Gerideki evladı yani. Hayır hasenatta harcamıyor. Hayır hasenatta harcamadığı için de. Hatta ölürken gözünün önünde
malını sevmediklerine taksim ederek bizzat gösterirlermiş. Onun için de hasretle ölürmüş o. Kim gösteriyor hocam, melekler mi? Melekler gösteriyor. Hmm. Hasretle gidiyor. Ve bir de o topladığı için başkaları har vurup harman savuruyor. Gayrimeşru yollarda kullanıyorlar. Hesabı da ondan soruluyor. Evet ne hocam. Ne akılsızlık değil mi? Gerçekten öyle. Ben de ona hayret ederim her zaman. Şimdi tamam, malımız mülkümüz olacak ama biz öleceğiz. Öldükten sonra tabii ki hesabını bize soracaklar. Programımızın başında ifade ettin. Senin niçin yaptın, nereden aldın diye. Şimdi biz orada hesap verirken diğer tarafta arkamızdaki insanlar işte kıyafetlerimizi, malımızı, mülkümüzü, varsa paramızı, eşyamızı paylaşıp bir güzel yiyecekler. Ama hesabını orada biz vereceğiz. Yani zararda değil miyiz biz bu durumda? Şimdi bütün ömür boyunca çalış mal sahibi ol. Hani bir ifade geçiyor ya İslam alimlerin. Eğer malını çok seviyorsa ye de bitir. Yani yok aynı şekilde hani sevmiyorsam dağıt elinden çıksın ya. Sevmediğin şeyi ne tutup duruyorsun elinde? Tamam. Seviyorsan ye. Ve Allah rızası ver. Bitsin. Seninle beraber kalsın yani. Evet. Seninle beraber kalsın. Sevmiyorsan elinden çıkar. Sevmediğin şeyi senin yanında niye tutup duruyorsun ki? Allah Teala muhafaza buyursun tabii. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi tabii hani Allah kimseyi de muhtaç etmesin derler ya. Peki böyle kimseye muhtaç olmamak için helalinden kazanıp da ne bileyim işte bir ev sahibi olmak, bir İyi ve güzel bir niyetle demiş işte alayım ailemi, gezdireyim diye bir araba sahibi olmak. Yani böyle bir niyetle bir şeyler sahibi olmak da günah mıdır? Hayır, günah değil. Bunlar men edilmemiş. Zaten hani deminden beri naklediyoruz efendim. İslam alimleri buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsini açık net bir şekilde bildirilmiş. Allah-u Teala bize belli bir ömür vermiş. Bu ömür içerisinde belli şeylere ihtiyacımız var. Hı. Bunları temin ederken ve bütün İslam alimleri buyuruyorlar ki ayet-i kerimede hadis-i şerifte bildirilmiştir. Herkese yaptığı, elde ettiği, kazandığı veyahut da yaşadığı her şeyin hesabı sorulacak. Herkesin niçin denecek. Niçin bunu yaptın? Niye bu evi yaptın? Niçin yaptın? Bu arabayı niçin aldın? Maksadın neydi? Yani hangi ayıyla aldın? Hı. Niçin yaptın? Hepsini soracaklar. O sorular ona hazırlıklı olmak lazım. Ona hazırlıklı olmak lazım. Yerken, içerken, giyinirken, barınırken, yani ev elde ederken. Yani binek sahibi olduğunuz zaman, ki binek deyince bu arabalar her çeşittir. Ev, hı hı. Ev sahibi, barınak diyorsun. Onların hepsi. Efendim işte tamam evi aldım. Süslerken bile insan maksadı olması lazım. Yani hiç, ne bileyim daha rahat aynı şekilde gönlüm rahat olsun, huzurlu olayım. Orada işte din büyüklerin hayatını okurken veyahut da evimize misafir geldiği zaman onlar ferah ferah otursun, ferah ferah ibadet yapsın, içleri açılsın. Orada Allah-u Teala'nın dininden bahsedilsin. Hani bu niyetlerle yapar insan belli şeyleri yaptığı zaman. O zaman bunlar sorulduğu zaman niçin yaptın dediği zaman ya Rabbi ben bunun için yaptım. Evet. Tertemiz aynı şekilde giysiler, şunlar bunlar falan. Bazen diyelim ki bulunduğun mevki itibariyle insanlar belli şeylere değer veriyor. Sen de İslamiyet'in hani aziz olmasını, izzetli ve şerefini evet. muhafaza için evet. evini de evindeki bütün mefruşatı da ona göre yaparsın, iyi yaparsın. Onlar geldiği zaman ha Müslüman demek ki böyle giyinmesinde, yemesinde, içmesinde, kullanmasında biliyor. Demek ki İslamiyet böyle şey değil. Ama senin niyetin nedir orada? Yine aynı şekilde Müslümanın izzetini, şerefini, İslamiyet'in izzetini, şerefini korumak niyetiyle yapıyorsun. Bunların hepsi elbette güzel ki iyi bir niyet. Yani. Ve dolayısıyla bu zaten Cenab-ı Hak bir kuluna mal verdiği zaman mal kötü olmuş olsaydı peygamberlerinden Süleyman Aleyhisselam'a verir miydi? Yine peygamberlerinden Halilullah olan, yani Allah-u Teala'nın dostu Halilullah olan İbrahim Aleyhisselam sadece sığırları 500.000'ı geçmişti buyuruyor. Hiç verir miydi? Ha, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakri tercih etti. O ayrı mesele. O ayrı mesele. Cenab-ı Hak yaratırken onları farklı farklı yaratmış. Mesela Adem Aleyhisselam Safiyullah olarak, İsa Aleyhisselam Ruhullah olarak, Musa Aleyhisselam Kelimullah olarak, İbrahim Aleyhisselam Halilullah olarak, Muhammed Aleyhisselam Habibullah olarak yaratılmış, yaratılırken böyle. Ama mesela öyle enteresan şeyler anlatılıyor ki kitaplarda. Allah-u Teala mesela Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Yaratan kendine ama soruyor sen kimsin diye. Ya Rabbi diyor işte ben Adem'im, Safiyullah'ım. Musa Aleyhisselam'a soruyor sen kimsin? Ya Rabbi işte ben Musa'yım, Kelimullah'ım. Yani Allah-u Teala'nın mükâlemi. İsa Aleyhisselam'a soruyor sen kimsin? Ya Rabbi ben İsa'yım, işte Ruhullah'ım. İbrahim Aleyhisselam'a soruyor sen kimsin? Ya Rabbi ben İbrahim'im. Halilullah'ım. Muhammed Aleyhisselam'a soruyor sen kimsin diye. Ya Rabbi ben Abdullah'ın yetimiyim. Halbuki Habibullah'tı. Evet. Tevazi ediyor. Ya Rabbi diye ben diye Abdullah'ın yetimiyim. Abdülmuttalib'in torunu. Abdullah'ın yetimiyim. Ve zirveye çıktı. Hatta mesela İslam alimleri anlatırken öyle enteresan şeyler vermişler ki dünyanın 20 derece bir eğikliği var. O eğiklik sebebiyle de mevsimler meydana geliyor.
Size o kadar güzel temsiller, misaller vermişler ki. Dünya böyle başını eğ veriyor. 23 derece eğdiği için bütün bu yaşama şartları, mevsimler, şunlar bunlar dünyaya geldi. Dimdik dursaydı belki bunların birisi hiçbirisi olmazdı. Yani diye. Dünyamız renklendi. Her şeyi. Evet, o tevazu sebebiyle oldu bunlar. O tevazusu sebebiyle oldu diye din büyükleri bu şekilde böyle anlatmışlar efendim. Galiba gene bir ara. Evet efendim. Kısa bir aramız var. Ardından birlikteyiz. Gönül Pınarı devam ediyor. Çık da bir seyret dışarıda, her tarafın rengini. Kudreti Hakk'ın cihanda görünen ahengini. Bir temiz kan, bir yeşil can yağdırıp kudret yere. Yemyeşil olmuş her tepe, neşelenmiş dağ, dere. En kısır toprak doğurmuş, emzirir birçok nebat. Fışkırır bir damlacık ottan, tutup sıksan hayat. Dün kemikten daha katıydı her çıplak fidan. Bak ne sağlam kan bugün, her birisinden damlayan. Dün uykudaydı belli, milyarlarca canlı teni. Silkinip kalkmış yataktan, elbiseler hep yeni. Dün ne matemdeydi alem, yer mahzun, gökler mahzun. Şimdi sevinçten her bitki gülmekte uzun uzun. İşlemiş kırlarda yer yer Allah'ın kudret eli. Yalnız söylemekle olmaz, bir gidip de görmeli. Öyle ama gördüğüm bin bir hikmetin tersine, bende hala zevke benzer duygu yok asla yine. Bir değil, yüz bin baharlar gökten indirseydi Hak, öyle kararmış ki kalbim, nerede bir şey anlamak. Dem çeker bülbül, beynimde benim baykuşlar öter. Ne bu sersemlik eyvah, bana neler olmuş neler. Bir tanıdık yok, hayalim konsa en bildik yere. Cedlerin ruhu ağlıyor, din düşmüş yadellere. Atom, füze lafı yok, yalnız dinde reform sesi. İktisat, teknik düşünmez bu dinsizlik hevesi. Ahlaksızın, hayasızın, zulmün dinde yok yeri. Reform ister bunun için ırz düşmanı serseri. Duygusuz olmak kadar dünyada büyük dert yok. Öyle salgınmış ki melun, kurtulan bir fert yok. Fende yüksek olsa da, dini bozulmuş bir millet, çok baskı yapılsa da, yaşamaz, mahvolur elbet. Ey ölüm halindeki topraklara hayat veren, nimete küfran da etsek, imanın zaafı neden? Bir halim yok, bilirim şayan olan ihsanına. Ah yükselsem de bir düşsem, senin damanına. Bir esim ister kımıldanmak için canlar bugün. Bir nesim olsun ilahi, canlansın kanlar bugün. İlk baharın ruhu etsin bir de bizlerden zuhur. Yoksa artık sur-i İsrafil'e mi kaldı nüşur? Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevbiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.
Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle, takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallâk-u rahîm oldur, Razzâk-u kerîm oldur, Faâl-u hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kâdî-i hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle, tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma, sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Azrail alır canımız, kurur damarda kanımız. Yüyeceğiz kefenimiz, saranlara selam olsun. Gider olduk dostumuza, eremedik kastımıza. Namaz için üstümüze, duranlara selam olsun. Sözdür söylenir araya, kimse doymaz bu yaraya. İltüp bizi makbereye, koyanlara selam olsun. Aşık oldur hakkı seve, hak derdine kıla deva, bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun. Aşık Yunus söyler sözü, kan yaşla dolu gözü, bilmeyenler bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Ey kardeş, yolcuyuz, hazırlansana. Bu fani dünyadan göçeriz bir gün. Ölümden kurtuluş yoktur insana. Omuzlar üstünden geçeriz bir gün. Duydun mu ecele çare bulanı? Bu dünya üstünde baki kalanı. Hazırla kendine lazım olanı. Elveda bayrağı açarız bir gün. Azrail vadesi dolanı bilir. Davetsiz konuktur, her eve gelir. Dostların ağlarlar, düşman sevinir. İyiyi kötüyü seçeriz bir gün.
kazanla teneşir, haberci olur. Ölümün etrafta çabuk duyulur. İpekler, sırmalar hepsi soyulur. Beş arşın kefeni biçeriz bir gün. Musalla dediğin bir mihenk taşı. Şahittir insana eşi yoldaşı. Akıl sen kefeni başında taşı. Evladı iyalden kaçarız bir gün. Gönül Pınarı devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, Gönül Pınarı programımız devam ediyor. TGRT FM'deyiz. Bu akşam zekat üzerinde konuşacaktık ama zekatın da bir evveliyatı var değil mi hocam? Yani onu niçin vereceğiz? Elbette. Öncelikle bunu iyice bir idrak etmek gerekiyor. Şimdi bakın bir ayet-i kerimede geçiyor, Kur'an-ı Kerim'de de. Meali olarak Allah-u Teala'nın ihsan ettiği malın zekatını vermeyenler, iyi ettiklerini, zengin kalacaklarını sanıyorlar. Halbuki kendilerine kötülük etmiş oluyorlar. O malları cehennemde azap aleti olacak, yılan şeklinde boyunlarına sarılıp baştan ayağa kadar onları sokacaktır. Yani Allah-u Teala biliyor ki, ey kullarım, ben dünyada hepinizi değişecek de intihar edeyim. Çünkü mal ve mülk sahibi benim. Sizi de yaratan benim. Bu dünyayı kainatta yaratan benim. Her şeyin sahibi benim. Siz hepiniz benim kullarımsınız. Kiminizi uzun yarattım, kiminizi kısa yarattım, kiminizi güzel yarattım, kiminizi yakışıklı yarattım, kiminizi fakir, kiminizi zengin yarattım. Herkesi yarattığım şekliyle imtihan ediyorum. Sabreden, bunu benden bilen, emirlerime itibar eden, gönderdiğim sıkıntılara rıza gösteren ve mal göndermişsem buna şükreden, emrettiğim şekilde harcayanlara mükafat vereceğim. Ama emrettiğim şekilde yapmazsanız, sabretmezseniz, isyan ederseniz, ben iki yer yarattım. Sonsuz kalacak şekilde. Cennet ve cehennem. Bunun ikisini de dolduracağım. Eğer sözümü dinlemezseniz, benden gelenlere sabretmezseniz, sizi cehenneme atarım. Ve orasında sonsuz yarattım. Cehenneme attıklarıma da merhamet etmeyeceğim buyuruyor. Etmeyeceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya bunu bir peygamber söylemiyor. 124 binden fazla peygamber var. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Bunlar değişik asırlarda gelmişler. Hani bir asırda hepsi toptan gelse de, ittifak etse, bu insanlara şöyle bir şey söyleyelim deseler, tamam. Bir dereceye kadar dersin ki bir dönemdeki insanlar bir araya gelmiş, böyle bir şey söylemişler. İnsanlığın atası Adem Aleyhisselam daha başlangıçta o öyle söylüyor. Oğlu Şit Aleyhisselam, sonra Nuh Aleyhisselam hep aynı şeyleri söylüyorlar. Aynı şeyleri bildirmişler. Peki efendim, şey olmuş mu? Mesela aynı zaman içinde yaşayıp mesela birbirlerini hiç görmeyen ama birisi mesela bir yerde, birisi dünyanın bir ucunda olan alim ve evliyalar, yani hepsi aynı şeyi söylüyorlar ve nebiler de olmuş, peygamberler de olmuş. Yani sadece mesela, bu bile doğru olduğunu. Mesela diyelim ki Orta Doğu'da gönderilen bir nebi var. Resulle nebi farklıdır. Allah-u Teala o mesela Orta Doğu'da gelen bir nebi oradaki insanlara anlatıyor Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini. Geçin öbür tarafta Hindistan'da veyahut da Çin'de Allah-u Teala bir peygamber daha gönderiyor. Japonya tarafında bir peygamber daha gönderiyor. Afrika kıtasında da başka bir peygamber gönderiyor. Efendim biz işte Afrika kıtasında veyahut Amerika kıtasında böyle peygamber lafzı duymadık, bilmedik. Değil mi? Onların kendi diline göre gönderdi Cenab-ı Hak. Peygamber sözü, ondan sonra nebi, resul, bunlar Arabi kökenli kelimelerdir. Bizim lügatımız öyle gelmiştir. 400 sene önce yaşamış olan İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne, Hindistan'da metfundur bu zat. O asırda da talebeleri sormuşlar İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne. Demiştir, Hindistan'da da geldi mi peygamber? İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sur Hazretleri buyuruyorlar ki, Nebi kelimesi, Resul kelimesi bunlar Arabi kökenli kelimeler. Hint dilinde bunların karşılığı farklıydı. Ve Hindistan, Hint Yarımadası'na gönderilen peygamberlerin kabirlerini gösteririm buyuruyor. Hint Yarımadası'na gönderilmiş bu peygamberler. Hint Yarımadası'na gönderilen peygamberler var. Ama bu peygamberlerden Fatma'nın bazılarına mesela bir kişi iman etmiş. Bazılarına üç kişi inanmış. Bazılarına hiç inanan olmamış. Şimdi hiç inanan olmayınca
O peygamberin getirdikleri, bildirdikleri kalır mı, kalmaz? Kalmaz tabii ki. Veyahut da bir kişi iman etmiştir, o da kaybolmuştur. Evet. İsa Aleyhisselam'a bile 12 kişi iman etmişti. 12 tane havarisi vardı, eshabı vardı. Daha asırlar sonra aynı şekilde su yüzüne çıkabildi. Ki ondan sonra yarım yamalak çıktı tabii. Yani değiştirilerek, tabii başlangıçta tevhid inancı vardı ama sonra değiştirildi. Muhammed Aleyhisselam bile Allah-u Teala'nın habibidir, sevgilisidir. O şekilde yaratılmıştır. 23 sene nübüvveti devam etmiştir. Bunun 13 senesi Mekke-i Mükerreme'de geçmiştir. 10 senesi Medine-i Münevvere'de. Bu 13 sene Mekke-i Mükerreme'de insanlara Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini anlatıyor. 13 sene. Kaç kişi iman etmiş biliyor musun? Ne kadar yükseltirsen yükselt rakamı. 200'ü bulmuyor, 180 kişiyi buluyor. 13 sene ya. 180 kişiyi buluyor ancak. Kadın erkek, çoluk çocuk. Hepsi 180 kişi. 13 sene içerisinde. Ama o 180 kişi sıkıntıyı çektiler, ondan sonra sabrettiler, rıza gösterdiler Cenab-ı Hakk'ın gönderdiklerine. O sıkıntı dönemi bitince ondan sonra bir patlama oldu. Medine-i Münevvere dönemi 10 sene sürdü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela Mekke-i Mükerreme'de müminlere her çeşit işkenceyi yaptırdılar ve Peygamber Efendimiz'i Mekke-i Mükerreme'den aynı şekilde hicret etmek mecburiyetinde bıraktılar. Ve çok eshab-ı kiram, Mekke-i Mükerreme'deki eshab-ı kiram, mallarını mülklerini bıraktılar, terk ettiler. Yalnız başına Medine-i Münevvere'ye hicret edenler oldu. Sonra ne oldu? Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 10 bin kişilik orduyla geliyordu oraya. 13 senede 180 kişi. Ama Peygamber Efendimiz kısa bir zaman sonra Mekke üzerine 10 bin kişilik orduyla geliyordu. Ya Allah-u Teala yardım edince böyle olur işte. Yardım edince böyle olur. Ha o dönem sabır dönemiydi, sabredecekti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dönemde sıkıntı, o sıkıntılı dönemde mesela diyorsun ki ya biz de o dönemde yaşasaydık dayanabilir misin o sıkıntıya? Mesela Ammar radıyallahu teala anha, annesine babasına yapılan işkenceler, eziyetler. Yani bir ayağını bir deveye, öbür ayağını öbür deveye ters istikamete çekiyorlar ve böylece şehit oldu annesi de babası da. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların o çektiği sıkıntıyı gördükçe dayanın ya Ammar ailesi, size cenneti vaat ediyorum. Severek gittiler cennete. Bilal-ı Habeşi radıyallahu teala hazretlerinin çektiği sıkıntılar dayanılacak gibi değildi. Hazreti Ammar radıyallahu teala hazretlerine yapılan sıkıntılar, verilen işkenceler, hatta ateşte kızartılan demirler sırtında böyle söndürülüyordu. Cayır cayır yakıyorlar yani. Cayır cayır yakıyorlar yani böyle. Sırtına bastırıyorlar. Bir seferinde dayanamıyor. Eshab-ı kiramdan bazıları koşarak geliyorlar. Ya Resulallah, Ammar mürted oldu yani dinden döndü diye. Resulullah Efendimiz gözlerini kapatıyor için hayır buyuruyorlar. Ammar dinden dönmedi. Tepeden tırnağa iman dolu. Biraz sonra ağlayarak huzura geliyor. Ya Resulallah bana böyle dedirttiler. Dayanamadım. Onların dediğine he dedim. Buyuruyorlar ki eğer zorlarlarsa yine söyle. Dilinle söyle, kalbinle değil buyuruyorlar. Yine söyle. Yani böyle bir sıkıntılı dönemde ama o sıkıntıyı onlar katlandıktan sonra ne oldu? Ondan sonra fazlasıyla aldılar. Medine'ye bile. O 10 sene içerisinde Arap Yarımadası'nda İslamiyet'in girmediği ve Müslüman olmadığı belde kalmadı. 10 sene içerisinde. 13 senede 180 kişi imanla şereflenmişti. 10 sene içerisinde bütün Arap Yarımadası. Ondan sonra Hulefai Raşid'in döneminde ta bir ucu Maverav Nehre dayanıverdi. Orta Doğu tamamen. Ondan sonra bir ucu Kuzey Afrika'dan bir girdiler. Ta Endülüs'e kadar girdiler. Sonra Selçuklu devreye girdi. Arkasına Osmanlı devreye girdi. Dünyaya hakim oluverdiler. Dünyaya hakim oldular. Şimdi korkuları da bu mu acaba hocam? Avrupa ülkelerinin. Elbette. Yani dünyaya bu hakim olabileceği, bu da ancak dine sarılmakla olabileceği. Allah-u Teala'nın emrine ittiba eden, yüzünü ahirete çevirene Cenab-ı Hak yardım eder. Onun emrettiği şekilde çalışana Cenab-ı Hak yardım eder. Ve Cenab-ı Hakk'ın da bu konuda vaadi vardır. Cenab-ı Hakk'ın da bu konuda vaadi vardır. Ama önce çileye, sıkıntıya katlanmak lazım. Hani bazen diyelim ki yeni İslamiyet'i öğrenmeye başlamıştır falan. Bakıyor da İslam alimlerinin, Evliya-i Kiram'ın hayatlarını falan görüverince işte ben de böyle olayım falan. Olma diyen yok. Yol açık, serbest. Otoban. İstediğin kadar gidebilirsin. Ama özür dilerim. O otobana çıkabilmek için bir sürü engeller ve dikenli yollar var. Oradan geçmen lazım. O sıkıntılara katlanman lazım. O sıkıntılara katlanmadan uçamaz mıyım? Hayır, uçamazsın. İlle o sıkıntı çekilecek. O sıkıntı çekildikten sonra da hedefe ulaşırsın. Cenab-ı Hak ondan sonra kendi sevgisini senin kalbine verir. Yani Cenab-ı Hak bir kulunu sevgilileri arasına alması için buyuruyor ki ey kulum çık meydana, seni bir imtihan edeceğim. Çeşitli şekillerde onu imtihan ediyor. Hatta büyüklerden bir zat, Evliya-i Kiram'dan bir zat zaman zaman naklediyoruz ya bir yerden bir yere gidiyormuş falan. Bakmış o beldenin böyle bir kabadayısı, uzun boylu, iri yarı, cüsse falan iri.
O zat da tanımıyor. Tabii bugünkü bir gazete yok, televizyon yok, bir şeycik yok. Nereden bilsin, nereden görsün falan. Yani adam kabadayı olduğu için önüne gelene tokatlıyor, bilmem ne yapıyor falan. Bu zatın da gitmiş ensesine bir tokat atmış. O zat şöyle bir dönüyor, bakıyor onun yüzüne dikkatli bir şekilde bakıyor. Derim ki de hiçbir şey söylemiyor. Bir başkası görmüş, koşarak gelmiş o kabadayıya. Demiş ya ne yaptın? Sana ne demiş? Ya demiş ne yaptın sen? Sana demiş, sen ne mi istiyorsun bir tokat? Ya demiş bana vurursan vur demiş, benim için kıymetli söz konusu değil ne demiş. O demiş tokat attığın zat kim biliyor musun demiş. Kim demiş falan zat. Adam kabadayı ama imanı var. Eli ayağı dolaşmış. Saygı varmış demek hocam din adamları. Koşarak gidiyor, özür diliyor falan. Ama o bakın, o zatın bakışından da bir rahatsız olmuş, bir korkmuş. Çünkü onlar yani müminin firasetinden sakının buyuruyor. O Allah-u Teala nuruyla bakar. Koşup gidiyor, özür diliyor falan. Diyor ki evlat ben affettim. Affettim. Diyor ki efendim bir şey mi diyor, bir şey çok merak ettim diyor yani, ukde kaldı diyor. Ben diyor size tokat atınca diyor, dönüp bana öyle baktınız ki diyor, kalbime ürperti geldi, korktum diyor. Niye öyle baktınız diyor. Evladım diyor, Allah-u Teala beni imtihan ediyor. Allah-u Teala dilemeseydi sen o tokatı vuramazdın bana, atamazdın onu bana. Kim bilir hangi hatam vardı, hangi hatam sebebiyle seni bana, benim üzerime saldı veyahut da beni imtihan etti. Dedim acaba ben ne hata ettim de kimin vasıtasıyla bana bu yaptığım hatanın acısını çıkarttırıyor. Kimi kullandı Cenab-ı Hak diyor, onun için baktım diyor. Senin gibi birisini kullandı demek istiyor. Böyle mi düşünmek lazım hocam? Yani mesela sıkıntıları da Allah'tan diye düşünmek gerekiyor demek ki. Elbette, elbette. Çünkü hadis-i şerif var. Herkes bir iş için yaratılmıştır. Onun için mesela din büyüklerinden bir zat buyuruyor ki herkesin alın yazısını okumak için keramet sahibi olmaya gerek yok. Herkesin alın yazısını okumak için keramet sahibi olmaya gerek yok. Yaptığı işe bakın buyuruyor. Yani bir kimse insanlara kötülük yapıyorsa, zulmediyorsa, işkence ediyorsa, kalp kırıyorsa Allah-u Teala onu kötü işlerde kullanıyor. Bu kimse dikkat etsin ve tövbe etsin. Bir kimseyi de Cenab-ı Hak hayırlı işlerde kullanıyorsa o da otursun şükretsin. Yerinde başka birisi de olabilirdi. Tabii Cenab-ı Hak bir başkasını kullanır orada. Evet. Hayırlı işleri hayırlı kimselere yaptırır. Ama o kimse bunun şuurunda olmaz da gaflete düşerse Cenab-ı Hak onu alıverir ondan. Bir başkasına verir. Ben derse değil mi? Evet ben derse. İblis de mesela. Cenab-ı Hak çok nimet verdi şeytana. Ama ben dedi kaybetti. İlk ben diyen de şeytandır. Onun için ben diyenler şeytan sıfatlıdır buyurmuş kitaplarda. Ben diyenler şeytan sıfatlıdır. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bakın efendim şeyde Medine-i Münevvere'ye hicret edildiği zaman böyle fakir bir adam varmış. Eshab-ı kiramın arasında bulunuyor. İsmi Salebe bu. İsmi Salebe. Geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya Resulallah. Zahire Müslüman gözüküyor bu. Hı. Ama münafıklı buyuruyor. İşte ne olur bana dua et de zengin olayım falan. Diyor ki haline sabret. Ne olur ne olur ısrar edince, ısrar edince. Çünkü peygamberlerden ve onun varisi olan alim ve evliyadan bir şey talep edince, çok ısrar edince onlar da dua ederler. Peygamber Efendimiz dua ediyor. Bunun çok malı oluyor. Önce Medine-i Münevvere'nin kenarına çekiliyor. Sonra uzaklara daha sonra çekilip gidiyor. Zekat emri gelince Peygamber Efendimiz zekat memurlarını gönderiyor. Vermiyor. Vermiyor. Vermeyince Peygamber Efendimiz bu ikisi sahibe kaybetti. Gitti, helak oldu yani. Ya daha önce senin bir şeyin yoktu be adam. Hiçbir şeyin yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası sebebiyle böyle oldun sen. Allahu Teala ihsan etti. Ne oldu? Malı da gitti, kendi de gitti. Ama kitaplarda böyle kaldı. Allah-u Teala korusun. Galiba kısa bir ara mı deniyor? Gönül Pınarı devam ediyor. Devam ediyor Gönül Pınarı programımız. Tabii ki çok az bir zamanımız kaldı programımızın bitmesine. Ama hakikaten hayatımızın içinde özellikle yaşayabileceğimiz, kolay yaşayabileceğimiz, belki de zor vereceğimiz ama sonrasında bize geriye dönüşümü dünya vahiyet için çok hayırlı olacak bir hadise, bir emir. Değil mi efendim zekat?
Şimdi net hatırlayamıyorum da bir hadis-i şerifte geçiyordu. Önceki ümmetlerden birisi böyle kel, birisi kör, birisi de avras hastalığı diyorlar, böyle leke hastalığı derisinde böyle. Sedef üç kimse. Ona benzer bir hastalığı olan. Allah-u Teala bunları imtihan için üçüne de mal veriyor. Üçüne de mal veriyor. Bir melek gönderiyor. O melek işte bunlara böyle dua ediyor. Melek insan şeklinde geliyor. İnsan şeklinde geliyor. Dua ediyor. Mesela gözü açılıyor. Amanın gözü açılıyor. O leke hastalığı olan gidiyor. İşte başı kel olan onu iyi oluyor falan. Melek dua edince kabul mü olunuyor? Cenab-ı Hak öyle murad ediyor. Tabii meleğin duası reddedilmez buyuruyor. Bir elini sıvıyor ve bitiyor yani. Üçüne de sıhhat veriyor Cenab-ı Hak. Ondan sonra bunlara mal veriyor. Sonra Allah-u Teala tekrar bunları şey yapmak için o meleği tekrar gönderiyor. Diyor ki işte Allah-u Teala senden bu maldan şu kadar fakirlere vermeni istiyor. Hı hı. Yok diyor. Ya diyor daha önce senin galiba bir şeyin yok mu fakir? Yok diyor, ben önceden de böyle diyor fakir değildim diyor, çok zenginim. Aa, diyor. Unuttu evliyatı. Ama diyor benim araştırmama göre diyor öyle değilmiş falan, sen başında daha işte kelmişim falan. Yok diyor ya, ben hep böyleydim. O melek diyor ki yalan söylüyorsun, eski haline dön diyor. Biraz sonra eski haline dönüyor. O da dua oldu. Tabii. Eski haline dönüveriyor. Elindeki altındakini de kaybediyor. Bu sefer o işte leke hastalığı olana gidiyor. Diyor ki böyle Allah'ın emret diyor böyle. Yok diyor, niye benim diyor. Daha önce sen fakirmişsin galiba falan. Yok diyor ya, ben hep böyleydim diyor. Sen de hastaymışsın falan diyor. Yok diyor ya, ben hep sıhhatliydim falan. Vermeye yanaşmıyor. Diyor, yalan söylüyorsan eski haline dönesin diyor. O da eski haline dönüyor. O gözleri görmeyene gidiyor. Diyor ki Allah-u Teala'nın emridir diyor. Bunlardan diyor işte böyle diyor, fakir garipler var diyor. Biraz versen diyor, götürsek diyor. Al diye sildiğin kadar diyor. Yok diyor ya, fazla değil diyor. Hepsini götür diyor. Niye diyor. Zaten diyor daha önce benim bir şeyim yoktu ki. Hepsini Allah-u Teala verdi diyor. Aa, hepsini güzel. Götür diyor. Benim hiçbir şeyim yoktu diyor. Hepsini evet. Ver ona diyor. Götür diyor. Ama melek diyor ki sana müjdeler olsun diyor. Sizi diyor imtihan için gönderdi Cenab-ı Hak. Ben meleğim diyor. Ve ona bir bereketle dua ediyor. Ben diyor yani ihtiyacım yok diyor. Cenab-ı Hak sizi imtihan için beni göndermişti evet. Diyor. Ya şimdi ama ne büyük bir nimetti. Kesinlikle. Düşünebiliyor musun? Tabii ki hocam. Ne yani kazandı nimetti. İşte yani kazanç. Kazandı ya. Sadece ben demediği için. Hatta bu biraz önce naklettik o Salebe hadisesini. O münafıktı. Süleym kabilesine mensup olan Süleymi diye bir zat. O da eshab-ı kiramda. O da böyle mal mülk sahibi. Ona da gidiyor zekat memurları. Diyorlar ki böyle böyle zekat emri geldi. O zata diyor ki ne kadar verecek diyor, çok adam. Bir giriyor malın içerisine, en iyilerini topluyor, hem de fazlasıyla. Bu diyorlar fazla. Yok diyor, ben bunları diyor, gönül hoşluğuyla veriyorum. Alın götürün diyor. Alın götürün. Bir bunun değişine bak, bir de öbürüsünün. Salebe de diyor ki yok diyor, bu haraç gibi bir şey diyor, ben diyor vermem. Ya zaten yoktu senin. Zaten yoktu. Zaten yani. Yoktu senin. Geç Musa Aleyhisselam döneminde Karun hiçbir şeysi yoktu. Fakir garip bir adamdı bu. Musa Aleyhisselam buna dua etti. Simya ilmini öğretti. Ondan sonra hatta sadece böyle anahtarlarını, hazinesinin anahtarlarını çeken 40 katırdan bahsediliyor mesela. O kadar zengin oluyor. Zekat emri geliyor, yanaşmıyor. Karun yani, kadar zengin acaba buradan mı? Buradan geliyor. Çok zenginmiş. Neredeyse yani o derece edepsizleşmiş ki altından ev yaptırmış yani. Bu kadar çok zengin adam yani. Bu kadar çok zengin. Ama zekata yanaşmadı. Kendi de battı. Yani yer yarıldı gitti yani. Bugünkü zelzeleyi düşün yani. Zelzele anda nasıl yer yarılır? Yarıldı ve gitti. Kendisi o şekilde gitti. Tabii evi malı mülkü kalınca işte her asırda insanlar. Hemen dedikodu gene başlamış. İşte Musa Aleyhisselam onun malına el koymak için dua etti de Allah-u Teala o yer yuttu diye. Hemen Musa Aleyhisselam elini açıyor. Ya Rabbi bunun malını, mülkünü, evini, mevini hepsini yutsun yer. Yine bir yer sarsın diye hepsi gidiyor. Hiçbir şeysi kalmıyor. Karun gibi malın olsa neylesin. Hani Yunus Emre Hazretleri'nin bir sözü var ya. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen. Hani mal sahibi, mülk sahibi, hanımının ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. Hakikaten öyle. Netice itibariyle odur yani. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. İşte yayına başlarken demiştik ya, bugün TGRT'nin bu yayın yaptığı yer 50 sene, 100 sene önce neydi? Şimdi onlar dirilse gelse, bizim tarlanın üzerine kim ne yapmış bunu diye kavga ederler şimdi. Ondan 100 sene önce kim neydi? Ondan 100 sene önce geriye gittiği zaman kim neydi? Esas sahipleri bir çıksa gelse, esas sahibi Allah-u Teala ama yani emanetçi olarak burada çalışanlar bir gelseler falan. Ha, burada bize bir karış yer bile vermezler Fatma. O kesinlikle. Değil mi o? Bir karış bile yer vermezler. Hatta anneme ben bir zamanlar işte böyle tarlam deyip duruyordu da falan kadınca. Ya tarlası da o kadar fazla bir şey değil yani. Neresine baksan bir dönüm bile değil. Bir gün böyle yani Anadolu insanı saf oluyorlar hakikaten öyle. Anne dedi o tarla daha önce kiminmiş falan düşündü. Onun falanlarınmış dedi.
Peki dedim, ondan öncekini hatırlıyor musun? Düşün. Ha dedi, falanlarınmış dedi. Ondan önce, ondan sonra bilmiyor. Bilmiyorum dedi. Dedim, ondan önce de birilerinindi. Herhalde dedi. Ondan önce de birilerinindi. Herhalde dedi. Dedim, esas sahipleri kalsa sana dedim orada bir karış yer kalmaz. Kadıncağız böyle tutuldu kaldı. Hakkı değil ya, esas sahipleri gelse. Çünkü onlar da kullandılar oraları. Onlar bir gelecek, burası bizim diyecek. Senin hiç yok o zaman. Cenab-ı Hak onun için bizi emanet olarak veriyor bunları. Emanet olarak verdiğin şeyleri Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz efendim. Kullanmak mecburiyetindeyiz. Efendim bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, malı parayı biriktirip zekatını Müslüman fakirlerine vermeyenlere çok acı azabı müjdeli. Yok, ayet-i kerime bu, özür dilerim. Tevbe suresinin 34. ayet-i kerimesi bu. Tevbe suresinin 34. ayet-i kerimesi. Meal olarak malı parayı biriktirip zekatını Müslüman fakirlerine vermeyenlere çok acı azabı müjdeli. Oo, çok şiddetli bir. Evet. Veda hacında da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali naklediyor bunu. Malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatını vermeyenlerin namazı, orucu, haccı ve cihadı ve imanı yoktur. Hakiki mümin değildir demektir. Yani zekatı inkar ediyorsa, affı alıyorsa iman da gidiyor. Namaz kılsa da bir faydası olmaz. Hem de Hazreti Ali naklediyor. Peygamber Efendimiz veda hacında böyle buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu teala anh hazretleri. Çok önemli yani. Evet. Çok önemli. Bakın bu Tevbe suresinin 35. ayet-i kerimesinde de zekatı verilmeyen mallar, paralar cehennem ateşinde kızdırılıp sahiplerinin alınlarına, böğürlerine, sırtlarına mühür basar gibi bastırılacaktır buyuruldu. Bunun için Muhammed Repani Hazretleri Riyad-ı Nasihin kitabında bunları anlatırken ve ilave olarak buyuruyorlar ki, ey mağrur zengin, dünyanın çabuk geçip gidici malı, parası seni aldatmasın. Bunlar senden önce başkalarınındı. Senden sonra da başkasının olacak. Cehennemin şiddetli azabını düşün. Zekatını ayırıp vermediğin o mal, uşrunu vermediğin o buğday hakikatta zehirdir. Malın hakiki sahibi Allah-u Teala'dır. Zenginler onun vekilleri, memurları, fakirler de ailesi, akrabası demektir. Vekillerin Allah-u Teala'nın borcunu fakirlere vermesi lazımdır. Zerre kadar iyilik eden iyiliğini vuracaktır. Nitekim hadis-i şerifte Allah-u Teala iyilik edenlere karşılığını elbette verecektir. Ve Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde de meal olarak zekatını veren elbette kurtulacaktır. İmran suresinin 182. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala'nın ihsan ettiği malın zekatını vermeyenler iyi ettiklerini zengin kalacaklarını sanıyor. Halbuki kendilerine kötülük yapmış oluyorlar. O malları cehennemde azap aleti olacak, yılan şeklinde boyunlarına sarılıp baştan ayağa kadar onları sokacaklardır. Ve bir hadis-i şerifte de zekat vererek malınızı zarardan koruyunuz buyurmuşlardır. Tefsir-i Mugni kitabında da deniyor ki, Kur'an-ı Kerim'de üç şeyle beraber bildirildi. Bunlardan biri yapılmazsa ikincisi kabul olmaz. Peygamber'e itaat edilmedikçe Allah-u Teala'ya itaat edilmiş olmaz. Ana babaya şükredilmedikçe Allah-u Teala'ya şükredilmiş olmaz. Malın zekatı verilmedikçe de namazlar kabul olmaz. Tefsir-i Mugni'de de böyle geçiyor. Ya. Birbirine zincirle mi bağlı? Evet yani. Birbirine zincirle. Birbirlerine zincirli. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bize emanet olarak vermiş olduğu beden emanettir, mal emanettir, makam emanettir. Bu dünyada bizim sahip olduğumuz her şey emanettir. Bu emanetleri Rabbimizin rızasına uygun olarak harcarsak yarın ahirette biz ecre, ücrete kavuşacağız. Ramazan ayı içerisinde bulunuyoruz. Bu ayda yapılan ibadetlere, hele farzlara zaten misli misline fazlasıyla verileceği gibi nafile ibadetleri de katlarıyla veriliyor. Halbuki zekat farzdır. Efendim ben işte çok veriyorum, işte zekata sayılıversin. Hayır, zekat bir ibadettir. Şartları var, kuralları var. Buna uygun yapılması gerekir. Her ibadetin şartları var. Namazın şartları var, orucun şartları var. Zekatın da şartları var. Allah'ın emrettiği kadar vermemiz lazım. Evet. Mesela İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sur Hazretleri de buyuruyorlar. Bir gram veyahut da bir dinar ifadesini okuyun. Bir gram altın sadaka vermek, dağlarla altın sadaka vermekle kıyas bile kabul edilmez. Ya dağlar dolusu altın sadaka veriyorsun ama bir gramın karşılığı değil. Niye? O bir gram Allah-u Teala'nın emridir. Emriydi, zekat. Yani farza verilen sevap, nafileye verilen sevap bir damla. Yani İstanbul deniz kenarındadır. Denizin kenarına git, bir damlayı al, elini sok denize, çıkar. Bir de denize bak. Farza verilen sevap deniz gibi. Nafileye verilen damla gibi. Ne kadar güzel bir şey böyle oran. Evet. Sen şimdi efendim bir gram ya benim zekatım işte o bir gramı ayıracaksın ve Allah-u Teala emrettiği şekilde altın olarak da fakire vereceksin. Verince Allah-u Teala ecir ve ücret veriyor. Efendim ben hesap etmesem de çok veriyorum. Hayır öyle değil.
Öyle değil o. Rastgele olmayacak o iş. Allah'ın emrettiği şekilde olacak. Hem Cenab-ı Hak eğer paramız varsa zekatını vermeyi ve diğer ibadetlerini yerine getirmeyi, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olarak ibadetleri yerli yerinde yapmayı nasip ve müyesser eyler. Ramazan ayında bulunuyoruz. Cuma gecesi ikisi de mübarek. Ramazan ayı mübarek. Cuma gecesi de mübarek. Cenab-ı Hak bu gecenin ve bu ayın hatırı ve hürmetine hepimizi affı mağfiret eylesin. Biz dua ediyoruz ve duada istirham ediyoruz efendim. Evet sevgili dinleyiciler, yine bir Gönül Pınarı programımızın sonuna geldik. Ramazan-ı Şerif'iniz inşallah en verimli, hem dünya hem ayet için en hayırlı şekilde gider. Biz önümüzdeki hafta tekrar sizlerle buluşup görüşebilmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Ramazanınız bir defa daha mübarek olsun. Gönül Pınarı.